Bir önceki uygulamayı bir de modül olmadan sadece şu şekildeki bir manyetik switch ile yapmayı deneyelim. Şimdi bunu bağlamak için bir breadboard kullanalım diyeceğim ama bu çabucak kırılan bir şey. Şu bacakları çabuk hassas olduğu için cam parçası çabuk kırılıyor. O yüzden buna bağlantı yaparken dikkat etmek lazım. Çok eğip bükmeden dikkatli bir şekilde breadboard'umuzu alalım. Şöyle bir yerleştirelim bunu. Şimdi şu sensörümüzü çıkartalım. Kablolarımızı da çıkartalım. Şimdi bana iki tane kablo ile şu şekilde bir kablomuz İki nolu bacağı gitsin. Diğer kablomuz ise tabi bunu şey gibi de düşün, bir buton gibi de düşünebiliriz. Input pull up yazılımsal olarak input pull up direncini aktif edip bunu input pull up'la kullanırsak direnç bağlamamıza gerek kalmaz. Şimdi şu şekilde bağladım. Yine buna mıknatısı yaklaştırdıkça çalışmasını göreceğiz. Bağlayalım bakalım. Gördüğünüz gibi zaten bir önceki yazdığım kodun aynısı. Hiç oynamadım kodla. Mıknatıs yokken yanıyor. Mıknatıs varken sönüyor. Tabi bunu yazılımsal olarak doğru olan input pull up direnciyle sensör kısmına bir sadece input değil input pull up diyerek yaparsak daha güzel olacak. Başlangıçta bir değeri gelecek, led yanacak, yine hot yüklendi, direkt yanacak, mıknatısı yaklaştırdığında sönecek. Input pull up ile Arduino'nun yani Arduino işte mikrodenetleyicisinin üzerindeki içindeki pull-up direncini aktif ediyoruz. Bu pull-up direnci de yine butonlarla yaptığımız direnç buton direnç bağlantılarının yazılımsal hali. İkinci uygulamada bu manyetik anahtarla bu şekilde. Nerelerde kullanılır? İşte özellikle bu hırsızdan korunmak için pencerelere, kapılara yerleştirilen çok yüksek desibel ses çıkartma gücüne sahip modüller var. İşte pencere açıldığında alarm ötmeye başlıyor. İşte kapı açıldığında alarm ötmeye başlıyor. Onun gibi yerlerde kullanılabilir güvenlik amaçlı. Basit, ucuz, kolay bulunabilen bir araç bizim için.